Adadaki son durumu konuşacağız. Kanal T'ye bağlanıyoruz. Hazır mı bağlantımız? Sayın Mahmut Doğan'ı bir göreyim önce. Kanal T Haber Müdürü'nü. Ha, telefon bağlantısı mı? Peki. Sayın Doğan, merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Efendim, seçimlere çok az bir süre kaldı. Çeşitli tahminler yürütülüyor. Gezici, araştırmanın sahibi Murat Gezici, Tatar bütün partilerden oy alacak, %54'ü bulacak diyor. Aydınlık Komitesi'nin genel yayın yönetmeni Tevfik Kadan'ın analizlerinde de böyle. İşte partiler kimi destekleyeceklerini açıkladılar falan. Ne görünüyor? Sahada durum nasıl şu anda Kıbrıs'ta? Şimdi sahada durum federasyoncular ve federasyonu istemeyenler diye ikiye ayrılmış durumda. Yani iki devletli çözümü savunanlar. Zaten Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar'ın da savunduğu nokta bu. Diğer tarafta ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı federasyon isteyen kesimle birlikte hareket ediyor. Şimdi adada artık saflar iyice belirginleşti. Safını belli etmeyen sadece bir tane parti kaldı. O da Halkın Partisi. Şu andaki koalisyonda hükümetinde diğer ortağı, yani Başbakanlığını Ersin Tatar'ın yaptığı hükümette Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay hükümetin ortağı. Ama onlar Halkın Partisi olarak geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdiler. Ve bu toplantıda üyelerini tarafsız bıraktıklarını açıkladılar. Ama diğer taraflara geldiğimizde federasyonu savunan, yani 52 yıldır müzakerelerin devam etmesini isteyen Sayın Mustafa Akıncı'nın destekçisi Cumhuriyetçi Türk Partisi. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin almış olduğu parti meclisi kararının hepsinin sahaya yansıyacağını söylemek biraz zor olur. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin içerisinde Sayın Tufan Erhurman'a da oy veren, kişiliğine oy veren farklı bir kitle vardı ki bu kitlenin bu dönemde pazar günü Ersin Tatar'a dönmesi bekleniyor. Bu da ciddi bir orandan bahsediyoruz. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin almış olduğu oy zaten %20-22 bandında. Mustafa Akıncı ise %29 bandında oy aldı. Ama Mustafa Akıncı'nın almış olduğu bu %29'luk oyun içerisinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden giden oylar vardı. Peki bu açığı nasıl kapattı Cumhuriyetçi Türk Partisi? Tufan Erhurman kimliğiyle kapatmıştı. Tufan Erhurman'a da oy veren sağ kesimden bir kitle vardı ki bu seçimde onun Başbakan Ersin Tatar'ın lehine dönmesini bekliyoruz. Diğer tarafta Halkın Partisi'nin içerisinde de malum %10 civarında bir oy olan bir partiden bahsediyoruz. Bu da %5'lere düştü Kudret Özersay'a. Bu %5 de Mustafa Akıncı'ya kaymıştı. Bu seçimde yine %5 Mustafa Akıncı'ya gidecek ama diğer tarafta kalan bir %5'lik kısım var. Kudret Özersay'ın bu dönemde aldığı oy. Bunun da Ersin Tatar'a geçmesi bekleniyor. Yani oy hanesine yazılması bekleniyor. Diğer tarafta iki tane sağ partiden bahsedelim biraz da. Yeniden Doğuş Partisi ile Demokrat Parti. Bunlar da zaten parti meclisi kararlarında almış olduğu karar ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar'la birlikte hareket edeceklerini, Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade ettiler. Yani buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Gezici anketinin %54'e, %46 ya da %53'e, %47 gibi yarışın sonunda Ersin Tatar'ın önde bitireceği bizim de izlenimlerimiz arasında. Diğer taraftan burada iki nokta daha var. Dün yine İsmin yayında bahsetmiştim. 5000 küsür oy yandı. Bu sandığa gitti ama iradesi yansımadı. Burada da ciddi oranda Ersin Tatar'ın oy kaybının olduğunu söyleyelim. Çünkü bu mühür basılan kaşelerdeki kimin çıkmamı, kimin de fazla mürekkep vardı. Bunları katladığınızda 1. ve 11. adaylar sanki çift mühür vurulmuş gibi gerçekleşti. Bu hani bilgidir, şey değil, iddia değildir. 1. adaya bastığınız mühür 11. adaya katladığınızda denk geldi ve bu şekilde de birçok oy yandı. Bu tespit edildi. İşte bunlar 11. adayın da oyu gitti değil mi Sayın Mahmut Doğan? 1. adayın oyu da gitti, iptal edildi. Tabii 1. adayın çok ciddi oranda oyu gitti. Evet. Mahmut Bey, ben şunu soracağım değerli meslektaşım. Şimdi tabii bu hesaplar yapılır. Bu hesaplar her seçimde yapılır. Her seçim öncesi tahminler yapılır da. Daha somut bir şey var. Daha somut bir şeyi ben şu anda stüdyoda ekranıma, büyük ekranıma rica ediyorum. Bir haritadan söz ediliyor.
bu haritayı Mustafa Akıncı'nın verdiği belirtiliyor. Ve bu haritayla Kıbrıs'ın yaklaşık %20 küçüldüğü ileri sürülüyor. Şu anda izleyicilerimiz görebiliyor, bilmiyorum sizin durumunuzu. Mavi olan bölgeler Rumlara bırakılıyor. Sayın Mustafa Akıncı bu bölgeleri hangi yetkisine dayanarak bırakıyor? Sayın Mustafa Akıncı'nın babasının toprağı mıdır ki bunları bırakıyor Rum kesimine? Bu harita tartışılıyor mu bugünlerde? Bu harita tartışılıyorsa buna rağmen hala Mustafa Akıncı nasıl belli oranda oy alabiliyor? Gerçekten bir gazeteci olarak merak ettiğim için soruyorum. Evet, şimdi öncelikle burada ortaya çıkarılan bir harita var. Yani o haritayla ilgili, evet şu anda ben de görüyorum o haritayı. Şimdi bu haritayla ilgili bir bilgi verelim. Bu harita 2004 yılında Profesör Doktor Ata Atun tarafından çizilmiş bir harita. Yani bu haritanın Akıncı'nın vermiş olduğu harita değil. Öyle mi? Ama buna yakın vermiş olduğu bir harita var. Çünkü biz de izleyicilerimize doğru bilgi verelim. Evet. Buna yakın bir harita var. Bu haritayı biz bir başka gazeteden aldık. Yani o gazetenin yalancısı olalım. Siz işin doğrusunu anlatın. Bu harita 2004 yılında Profesör Doktor Ata Atun tarafından çizilmiş bir harita. O dönemde istenilmiş ve böyle olursa bu şekilde topraklarımız eksilir denilen harita bu. Ama bunun gerçekte bir alakası yok. Gerçekte alakası olan 2017 yılında verilen harita. O haritanın da çok ciddi oranda bir toprak kaybı var. Bu toprak kaybına da zaten görüşmelerin çökmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nden açıklamalar gelmişti. Güzel yurtu vermeyeceğiz, yeşil ırmağı vermeyeceğiz. Hatta oradaki başka bir bölge daha var. Orayı bize versinler, bari biz Erenköy'le yeşil ırmağı birleştirelim demişti Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve 2-3 gün önce de yine partisinin grup meclisinde yapmış olduğu bir açıklamada da şu ifadeyi kullanmıştı. Maraş Kıbrıs Türk toprağıdır, toprağınıza sahip çıkın. Yani artık burada Sayın Mustafa Akıncı'nın vermiş olduğu haritalar ya da toprak tavizleri ne Türkiye Cumhuriyeti'nin ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını savunan partiler tarafından kabul edilmiyor. Nitekim bir örnek daha verelim. 2017'de dönüş sırasında Dürgençtok'tan Derdar Denktaş şu ifadeyi kullanmıştı. Bugün her ne kadar fazla farklı çizgide olsa da şunu demişti. Bizim için artık o görüşmeler orada çöktü, bitti demişti ve hiçbir tavizi kabul etmeyeceğiz demişti. Zaten bütün sıkıntı buradan başlıyor. Şimdi siz Bürgenstock'tan başlarsanız o gün verdiğiniz toprak tavizlerinin daha da üstüne çıkacaksınız ve bu haritaya belki de yakın birebir uyuşan noktaya geleceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde federasyon karşıtlarının istemediği de bu zaten. Biz ne diyoruz burada? İki devletli çözümden yanayız. Yani burada hakkımızı kullanmak istiyoruz. Siz 2004 yılında referanduma gittiniz. Anlam planına iyi ki evet demedi Rum tarafı. Bugün onu söylüyoruz biz. İyi ki evet demedi Rum tarafı. Biz onu söylüyoruz. Ama 2004 sonrasında baktığımız zaman bugün farklı haritaları, farklı tavizleri masaya getiriyoruz. Şimdi biz neyi görüşeceğiz? Önce ona bir karar vermemiz lazım. Yani federasyon 52 yıldır görüşmüş. Toprak tavizi verilmiş. Dönülmüş siyasi eşitlikten geri adım atılmış belli noktalarda. Garantiler konusu masaya yatırılmış. Türk askerinin sayısı masaya yatırılmış ama hiçbirine evet denmemiş. Artık bu saatten sonra zaten Sayın Akıncı'nın başka bir argümanı da kalmadığı için bugün farklı şeyleri söylüyor artık. Neyi söylüyor çıktı? Şunu ifade ediyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti burada müdahale ediyor. Elçilik seçim karargahı oldu. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın dört bir yanında rahat bırakmadığı ülkeleri Kıbrıs gibi Doğu Akdeniz'in ortasında stratejik bir yerde müdahale etmediğini söyleyebilir misiniz bugün? Kim söyleyebilir çıkıp? Efendim şöyle bakıyorsunuz, bir şey, Mike Pompeo şöyle bir geliyor, şey diyebilir miyiz Sayın Mahmut Doğan? Benzer bir durum Azerbaycan'da da var. Ermeni tarafı diyor ki Türkiye müdahale ediyor bu çarpışmaya. Türkiye müdahale etse Karabağ'ı çoktan bir haftada alırdı Azerbaycan. Şimdi Türkiye müdahale etseydi Kıbrıs seçimlerine oy oranları burada mı kalırdı? Yani bir mantığı olması lazım. Türkiye çok büyük bir devlet. Yani şimdi Türkiye'nin zaten müdahale etmesini gerektirecek. Niye müdahale etmesini gerektirecek bir durum yok ki ortada.
Yani Kıbrıs Türk halkı kendi iradesiyle 74 yılında Barış Harekatı'nın ardından 83 yılında devletini kurmuş. O günden bugüne demokrasinin en güzel örneğini gösterip Cumhurbaşkanlığı seçimleri, belediye seçimleri, muhtarlık seçimleri, genel seçimler bunlar hep zaten kendisi gerçekleştiriyor. Birinin getirip de sizin oyunuza, mührünüze müdahale etme hakkı var mı? Mümkün değil. Zaten bu da yok. Siz neticede bir sandığın olduğu odaya giriyorsunuz, mührünüzü basıp çıkıyorsunuz. Yani bu ifadelerle ancak siz halklar arasında kutuplaşmayı gerçekleştirirsiniz. Nitekim de gelinen nokta bu. Türkiye Cumhuriyeti ile Türk halkıyla Kıbrıs Türk halkının arasında bir kutuplaştırılma oluşturulmaya çalışılıyor. Ve bu noktada da hareket eden Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı makamını önümüzdeki 5 yılda oturmak için işte bu argümanı kullanıyor. Ama bunun kimseye faydası yok. Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğu da artık bunu anladı ve biliyor. İnşallah pazar günü bu seçimde sandıklara da yansıyacak. Sayın Doğan, katılımın az olması sıkıntı galiba. Buradan katılıma çağırsak Kıbrıs Türk seçmenini, sonuçta önemli değişiklikler olabilir mi? Tabii ki. Yani şimdi bakın, sandığa gitmeyen zaten büyük kesim de iki devletli çözümü savunan kesim. Şimdi bizim yaşadığımız coğrafyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şöyle bir gerçek var. Yani federasyonu savunan sol kesim dediğimiz birbirine daha sıkı sıkıya bağlı. Yani bu noktada ortak hareket etmeleri daha yüksek. Biz diğer tarafta olan işte iki devletli çözümü savunanlar ise her zaman şunu söylüyoruz. Yani biz diyoruz ki işte iş son noktaya geldiğinde bu topraklar bizim. Ama bu toprakları bizim derken, yani bunu sadece mücadele anlamında değil, daha da mücadele anlamında değil, siyasal mücadelede de göstermemiz lazım. İrademizi de sandığa yansıtmak için gidip oylarımızı vermemiz gerekiyor. İşte bunun için burada şu anda müthiş bir çalışma var. Gidin sandığa oyunuzu verin. Bir oyun bile çok değerli olduğu, önümüzdeki 5 yılı şekillendirecek politikaları üretme açısından yapmamız gereken bir görev olduğu herkese ifade ediliyor, vurgulanıyor ve anlatılıyor. İşte bu nokta bizler için çok önemli. Yani gidip sandığa oyumuzu vereceğiz. Zaten eğer sandığa Kıbrıs Türk halkının %45'i gitmemişti, eğer o giderse 5000 küsür oy geçersiz sayılmıştı. O sandığa yansıtsa emin olun çok daha farklı bir tabloyu pazar akşamı 8.30'da konuşuyor olacağız sizle. Evet. Efendim Sayın Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan ederken yaptığı konuşmada başınız dik olsun, özgür yaşayasınız diye bu devleti kurduk diyordu. Evet. Şimdi bir federasyon durumunda Rumların karşısında azınlık kalacak olan Türkler başı dik ve özgürce yaşayabileceklerine inanabilirler mi bir federasyon kurulması durumunda? Bakın, insanlara önce şunu anlatmamız lazım. Yani federasyonu kurduğunuzda, yani olası Rum tarafıyla bir anlaşma imzaladığınızda bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün kurum kuruluşlarını lağvediyorsunuz demektir. Nasıl lağvediyorsunuz? Bugünkü yapıyla Avrupa Birliği standartlarında siz bir oluşum gerçekleştiremezsiniz. Kamu maliyesinin %88'i maaş ödemelerine gidiyor. Memur, işçi maaş ödemelerine. Siz kalan %12 ile bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Avrupa Birliği standartları bu açığı kabul eder mi? Mümkün değil. Böyle bir dünya var mı Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde? Hangi Avrupa ülkesinde %88 kamu maliyesi ne ödeme yapıyor maaş, işçi? Yok. Buradan bir kere gittiniz. Ülkede demek ki işsizlik başlayacak. İkincisi, TL'den Euro'ya geçtiniz. Buranın iki tane temel girdisi var. Bir tanesi turizm, bir tanesi eğitim. Eğitimde siz bugün 70 bin öğrenciye hitap ediyorsunuz. Ve bu öğrenciler TL üstünden gelip burada okuyor. Siz Euro'ya geçtiğiniz zaman hangi anne baba Türkiye'de gönderecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitime oğlunu, kızını? Hangi parayla ödeyecek? TL kazanan insan Euro'yla mı ödeyecek? 4000, burada ödediğiniz işte 1000 TL ev kirası, örnek veriyorum, olacak 1000 euro. Zaten siz turizminizi ve otomatikmen eğitiminizi de çökertmiş oluyorsunuz. Bu da gitti elinizden. Güvenliğinizi sağlayacak bir silahlı kuvvetler lazım. O da yok. Bugün silahlı kuvvetleriniz sizin Türkiye Cumhuriyeti tarafından işte donatılıyor, eğitiliyor, giderleri karşılanıyor.
Buna da merkezi hükümet izin vermeyecek federasyon. Ve 2004 yılında ana planda şu ibare vardı. Türkiye'den yardım alınmayacak. Yani federasyonu imzaladınız ama Türkiye'den artık yardım da gelmiyor size. Ve yok oluşa doğru gidiyorsun. Şimdi bunları insanların iyi anlaması lazım, iyi idrak etmesi lazım. İyi oldu anlattığınız Sayın Mahmut Doğan şu son birkaç maddeyi. Biz de kafamız daha açıldı, daha aydınlandık. Ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim? Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sizlerin her zaman desteğini hissediyoruz. Size de ayrıca bir teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki. Bütün Kıbrıs Türk halkına buradan selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi, dayanışmamızı iletiniz lütfen.